Merhaba gençler. Bu videomuzda kazanım 31'in sorularını çözüyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının en az bir olma olasılığı kaçtır? Şimdi en az bir olma olasılığını oluşturan A olayı olsun. A olayının elemanları nelerdir? En az bir gelecekse 1, 2, 3, 4, 5, 6'nın gelmesini istiyoruz. Örnek uzayımızın elemanları nelerdir? Yani çıktılarından oluşan küme nedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın A'nın eleman sayısı buradan ne geldi? 6. E'nin eleman sayısı yani örnek uzayın eleman sayısı bu da 6. O halde A olayımızın gerçekleşme olasılığı 6 bölü 6'dan nedir? 1'dir. Yani bu kesin bir olaydır. Zaten düşündüğümüzde en az 1 gelmesi kesindir. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelecek. Bütün durumda zaten o. O halde kesin olay diyoruz. Doğru cevap E seçeneği oluyor. İki zar atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamlarının 3 olma olasılığı kaçtır? Şimdi iki zar atılmış, toplamları 3'ü verecek 1 2 ve 2 1'dir. Yani bizim kümemizin eleman sayısı SA diyelim 2 olur. Örnek uzayın eleman sayısı ise SE İki zar atıldığına göre 2 üzeri 2'den daha doğrusu şöyle yapacağız. Zar atılıyor. Burada 6 durum var. 6 üzeri 2'den yani 6 çarpı 6'dan 36 tane durum var. İstenen durum 2. Tüm durum 36. 2 bölü 36'dan ne gelir cevap? 1 bölü 18 gelir. İkinci sorumuz. ikisinin de tek sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bunlar neler? 1 3 1 5 3-3, ee, daha doğrusu 1 1i de yazalım tabii ki buraya. 1-3, 1-5, 1-1. İkinci zar 3 gelirse 3-1, 3-3, 3-5 de olur. Bakın birinci zar 5 gelirse 5-1, 5-3, 5-5 de olur. Yani birinci zarı değiştirip ona göre diğerlerini yazdık. Toplam kaç durum var? Buna gene A olayı dersek S, A, 2, 4, 6, 8, 9 elemanlı. Yani S, A, 9. Evrensel e, örnek uzay ise 6'nın karesinden 36 yedi yukarıdaki gibi. O halde olasılığı 9 bölü 36'dan 1 bölü 4 gelir gençler. Yani alayın olma olasılığını eleman sayısını neye böldüm? Örnek uzayın eleman sayısına böldüm. 3 zar atıldığında üst yüze gelen sayıların hepsinin 6 olma olasılığı kaçtır? Şimdi şöyle düşünebiliriz bunu. iki yöntemle yapalım. Öncelikle birinci yol. Hepsinin 6 gelmesini istiyoruz. Birinci zarın, ikinci zarın ve üçüncü zarın 6 gelmesini istiyoruz. 6 tane sayı var. Yani örnek uzay 6 elemanlı. 6 gelmesinde 1 eleman. 1 bölü 6 ihtimalle 6 gelecek. İkincisi de 1 bölü ihtimalle 6 gelecek. Üçüncüsü de 1 bölü, bölü 6 ihtimalle 6 gelecek. Çarptığımızda 1 bölü 216 olur. Cevap budur. Ya da ikinci yol. Bu istediğimiz A olayının kümesini yazarsak yani hepsinin 6 olma durumu A olayı olsun. Nedir bu? 6, 6, 6'dır. Yani S, A, 1 geldi bakın. S E neye eşit? Örnek uzay. Her birinde 6 durum var. 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 216. Gene S A'yı S e yani istenen durumu tüm duruma bölersem 1 bölü 216 gene aynı şekilde bulmuş olurduk. Toplamlarının en çok 4 olma olasılığı. Bunu da ikinci yoldaki gibi yapalım. Hani toplamların en çok 4 olması B olayı olsun mesela. B eşittir. Yani 3 tane zar atılıyor. Bir 1, 1 olur. En çok 4 olmasını soruyor. 1, 1, 2. Bu 2'yi yer değiştireceğiz. 1, 2, bir. 2, 1, 1. Çünkü zarlara göre bu kadar farklı durumları alabilir. Bakın başka türlü bir sayı elde edemeyiz. 2, 2, 1 versek 5 olur. 4'ü geçer. 2, 2, 0 olma ihtimali yok. 0 gelemez bir zar. O halde SB buradan... 4 elemanlı. Ee, ayrıca örnek uzayın eleman sayısı da gene aynı. 6 çarpı 6 çarpı 6'dan 216. O halde istenilen durum yani B olayının gerçekleşme olasılığı 4 bölü 216'dan 1 bölü 54 olarak bulmuş oluruz gençler. Evet bu videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere.